Değerli arkadaşlar, merhabalar, sevgiler ve saygılarla güzel bir hafta sonu diliyorum. Yine konumuz Dolar-TL, zira yeni yılın başlamasıyla birlikte Dolar-TL'de çok ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Hem yılın ilk işlem gününde hareketliydik, 5.40'lar zorlanmaya başlandı ve ardından 2 Ocak ile 3 Ocak tarihlerini birbirine bağlayan gece Japonya kaynaklı önemli bir tsunami yaşandı. Ve Japon yeni ve Japonya kaynaklı olan tablo gereği de doların 5.83'lere kadar yükseldiğini gördük. Arkadaşlar, dolardaki yaşanan ayrıntıları, geçtiğimiz haftaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin önümüzdeki haftaya ve günlere ne şekilde etki edeceğini kısa bir süre sonra aktaracağım yeni bir video konusunda izah edeceğim. Şu an önemli olan konu Merkez Bankası'nın ne yaptığı ve bu hafta dolardaki bu hareketliliğe ne şekilde reaksiyon gösterdiği konusudur. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemlerdeki tüm videolarımda Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki baskısını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani yakın geçmişte dünya piyasalarında çok önemli bir sıkıntı, daha doğrusu dünya para piyasalarında çok önemli bir sıkıntının olmadığı, dünyadan Türkiye'ye esen sert bir rüzgarın olmadığı süreçte bile Merkez Bankası'nın yapmış olduğu VIOP işlemleriyle Dolar-TL üzerinde bir baskı kurduğunu ve açtığı short pozisyonlar sayesinde Dolar-TL'nin yükselişine engel olmaya çalıştığını sıklıkla anlattım. Ve yeni yılın ardından Merkez Bankası'nın atacağı adımlar çok daha önemli olacaktı. Özellikle önümüzdeki seçim süreci içerisinde Merkez Bankası yine bu short işlemlerine devam edecek mi, etmeyecek mi sorusu doların akıbeti veya kaderi adına büyük bir önem arz etmekteydi. Bu anlatımlarım sonrasında sizler de Dolar-TL'nin, daha doğrusu Merkez Bankası'nın Dolar-TL üzerindeki adımlarını ciddiyetle takip etmeye başladınız ve bu konuda çok fazla soru geldiği için ben de sıklıkla bu hususta sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, bu videoda sizlere şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Son açıklanan TÜİK verilerine göre hane halkı dediğimiz veya küçük yatırımcı diye de adlandırabiliriz biz bunu. Hane halkı 15 haftanın son 15 haftanın 14 haftasında sürekli olarak dolar pozisyonunu artırmış. Yani dolar geriledikçe dolar alma yönünde bir eğilim göstermiş. Dolayısıyla hane halkının veya halkın diyelim daha doğrusu dolara yönelik olarak bir eğilimi var ve halk bazında, kamuoyu bazında doların yükseleceğine yönelik bir inanç hakim. Evet, bunun bir kısmı yüksek seviyelerden dolar almıştır. Düşüşleri maliyetlerini düşürmek adına da alıyor olabilir veya geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak da değerlendiriyor olabilir. Amaç her ne olursa olsun hane halkının dolara yönelik ilgisinin çok yoğun olduğu son açıklanan veriler itibariyle görülmüş ve geçtiğimiz haftada doların 5.20 ile 5.25, 5.26 seviyelerinde ki hem serbest piyasa bazında söylüyorum bu rakamları hem de biop bazında söylüyorum. Bu seviyelerdeki seyrini de dikkate almak kaydıyla en azından 5.30 aşağısındaki görünümünden 773 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirmiş bir hafta içerisinde. Özetle arkadaşlar, Dolar-TL artık hayatımıza girmiş durumda ve büyük küçük tüm yatırımcıların ciddi şekilde ilgisini çeken bir konu haline geldi. Şimdi arkadaşlar, madem ki konu bu kadar güncel ve önemli, bu hususta Merkez Bankası'nın uygulamakta olduğu baskıyı da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Merkez Bankası'nın şu anda sizlere 3 Ocak tarihi itibariyle, evet 3 Ocak tarihi itibariyle yani dolarda yaşanmış olan Japonya kaynaklı hızlı atağın hemen arkasındaki gün atmış olduğu adımlara bir bakalım. Evet, 3 Ocak tarihinde Merkez Bankası 73 bin kontratlık işlem yapmak suretiyle, short işlemi yapmak suretiyle 72.927 adet short işlemi yapmak suretiyle bu yurt dışından kaynaklanan problemin yurt içinde daha ciddi boyutlara ulaşmasını engellemek bakımından bir adım atmış durumda. Ardından 4 Ocak tarihi itibariyle yani dün itibariyle
yine Merkez Bankası'nın 35 bin kontrat civarında bir pozisyon açtığını ve piyasayı bu şekilde dizginlemeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlar arkadaşlar Ocak vade işlemlerini gösteriyor. Şimdi Şubat vadede ne yaptığına bakalım. Şubat vadede 3 Ocak tarihinde, yani bu tekrar ediyorum Japonya probleminin hemen ardından geçen gelen günde 71 bin kontrat short işlem yaptığını görmekteyiz. 71.586 adet kontrat açmış durumda ve dün itibariyle ise yine 50.744 kontratlık bir short işlem gerçekleştirmiş. Ve Nisan vadeye bakalım son olarak da. Nisan vadesi arkadaşlar 91.958 kontratlık bir işlem gerçekleştiriyor ayın 3'ünde, 3 Ocak tarihinde, yani Perşembe günü. Ve bu miktardaki bir kontratın Nisan ayında, yani özellikle seçimlerden sonra gelecek olan ay itibariyle Nisan ayı kontratlarında bu kadar yüklü miktarda bir short işlemi gerçekleştirmesinin ise manidar olduğunu düşünmek gerekebilir. Zira az önceki rakamlardan da hatırlayacağınız üzere Ocak ve Şubat vadelerdeki açmış olduğu pozisyonlardan çok daha fazla bir miktarını Nisan vadede açmış durumda. Evet değerli arkadaşlar, Nisan vadeye itibariyle 4 Ocak tarihinde ise, yani Cuma günü itibariyle ise 36.600 kontrat civarında Merkez Bankası'nın short işlem açtığını görmüş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar durum şunu göstermekte. Zaten yılın ilk günü ilk işlem günü itibariyle 2 Ocak tarihinde de Merkez Bankası etkili bir şekilde short pozisyonlar açmıştı. 3 Ocak ve dün itibariyle de Merkez Bankası'nın kararlı bir şekilde short pozisyonlarını artırdığını ve bu pozisyonlar ile piyasaya müdahale etme, doları dizginleme yönündeki çabasını devam ettirdiğini görmekteyiz. Peki, şöyle bir toparlama yapacak olursak, Merkez Bankası'nın Ocak kontratlarında 277.500 kontratı bulunuyor toplam olarak ve Ocak kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın maliyeti 5.49 arkadaşlar. Ve Ocak vadenin son uzlaşma fiyatı ise 5.47. Yani arada 2 kuruşluk bir fark var, 20 kuruşluk bir fark var. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı şu, Merkez Bankası Kasım ve Aralık vadelerde açık ara ciddi bir karlılık yaşıyordu. Yani örneğin Aralık vadede 6.25 civarında maliyeti vardı ve Aralık vadeli pozisyonlarını 5.29.05 seviyesinden kapatmakla hem dolar üzerinde bir baskı oluşturabildi hem de önemli bir kazanç elde edebildi. Ama şu anki tablo çok daha farklı. Niçin farklı? Şu an Merkez Bankası elindeki miktarlarını bir yandan artırıyor ama diğer yandan da mevcut cari fiyatlarla elindeki kontratların maliyetleri arasında çok minik farklılıklar oluşmaya başladı. Bir anlamda maliyetine geldi ve ekstra bir atak yaşandığı anda, örneğin geçtiğimiz gün olduğu gibi 5.80'lere, 5.70'lere yönelik bir atak oluştuğu anda Merkez Bankası'nın maliyetlerine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde terste kalmış olduğunu ve artık zarar yazmaya başladığını görebiliyoruz. Şubat vadeye baktığımız zaman ise Şubat vadede elinde 315.940 kontratı bulunuyor toplam olarak. Maliyeti 5.58 ve Şubat vadenin son uzlaşma fiyatı, yani şu anki cari fiyatı, bugün kapatacak olsa kapatabileceği fiyat olan rakam ise 5.54. Nisan vadeye baktığımız zaman ise Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 151.000 kontrat bulunuyor. Maliyeti 5.74 ve Nisan vadenin son uzlaşma fiyatı 5.70. Görüleceği gibi Merkez Bankası şu an itibariyle elindeki maliyetler ve BIOB'daki cari seviyeler dikkate alındığı zaman maliyetlerine çok yakın durumda ve işte bu noktada Merkez Bankası'nın bundan sonra ne yapacağı meselesi çok ama çok büyük önem kazanmakta. Merkez Bankası'nın eli Kasım ve Aralık vadede olduğu kadar rahat değil. O vadelerde çok ciddi bir makas oluşmuştu maliyet ile o anki fiyatlar arasında ama şu an son derece sıkışık bir bant gündemde. Bu durumda fiyatlar eğer yükselecek olur ise Merkez Bankası görülüyor ki fiyatları dizginlemek adına pozisyon açıyor, ekstra pozisyonlar açıyor
Ama Merkez Bankası bu tavrında başarılı olamayacağı bir noktaya gelirse, yani yurt dışından çok daha sert rüzgarların estiğine tanık olacak olursak, elbette ki böyle bir şey olmasını istemeyiz. Ama böyle bir durum söz konusu olursa, zararlı olmasına rağmen, zarar ediyor olmasına rağmen Merkez Bankası yine de bu silahı kullanmak suretiyle short pozisyonları açmaya devam eder mi? İşte bu durum çok büyük önem arz ettiği için bizim bunu her gün mutlak surette değerlendirmemiz gerekiyor. Her gün, her akşam Merkez Bankası'nın yeni pozisyonu var mı? Dolardaki hareketliliğe müdahale ediyor mu? Ve bu müdahalenin miktarları, yani kaç kontrat, ne miktarda bir müdahalede bulunduğunu, maliyetiyle o anki cari fiyatlar arasındaki farkları mutlak surette bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dolar TL'nin yönünü tayin edebilmek, içinde bulunduğu koşulları tayin edebilmek için elbette ki birçok faktör var. Yurt dışı kaynaklı faktörler, yurt dışından gelen veriler, şunlar bunlar. Hepsine hay hay. Tek bir veriyle asla yola çıkılmaz. Tek bir veriye bakarak da analiz yapılmaz. Ancak yurt içinde şu anda dolar TL'nin üzerindeki etkileşimi en ciddi şekilde yorumlayabildiğimiz ve davranışlarıyla, tavırlarıyla bize yön çizebilecek en önemli veri şu an Merkez Bankası'nın oluşan gelişmelere ne şekilde reaksiyon gösterdiğidir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ve de hükümetin diyelim genel anlamda dolar TL üzerindeki politikasını Merkez Bankası'nın atacağı adımlar çok net bir şekilde bize yansıtacağından dolayı gün içerisinde, daha doğrusu her gün bazında en güncel veriyi Merkez Bankası'ndan bu veriler dahilinde alabileceğiz. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın ve atmış olduğu adımların önemine, elindeki kontratlara, maliyetlerine ve cari fiyatlarına yönelik olarak değerlendirmeyi yaptık. Bugün veyahut da akşam saatlerinde sizlere özellikle son günlerdeki, son iki günde yaşanmış olan yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve bu gelişmelerin dolar TL üzerinde yaratmış olduğu etkiler ve bundan sonra bu önümüzdeki hafta ve önümüzdeki süreçte neler olabileceğine, bu etkilerin devam edip etmeyeceğine, özellikle ve özellikle Cuma günü Powell'ın açıklaması, Fed Başkanı Powell'ın açıklaması sonrasında sert bir gerileme yaşayan dolar TL veya dünya genelinde değer kaybeden doların bu açıklamaların etkisiyle önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir içerisinde olabileceğine dair çok detaylı bir analizi hazırlayıp aktaracağım. Şimdilik iyi tatiller diliyorum, hoşça kalın.